hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size Deniz'in odasını gezdireceğiz. Biz yeni taşındık, İstanbul'da oturuyorduk, İzmir'e taşındık ve Deniz'in odası da değişti. Bu vesileyle Deniz'in odasını yeniden bir oda turu yapmak istedik. Sizinle paylaşmak istedik. Hem Deniz büyüdükçe odası da biraz farklılaştı, yeni ihtiyaçları oldu. Yeni odası nasılmış? Hadi gelin hep birlikte izleyelim. Şimdi kapıdan gelince böyle küçük bir dolap görüyorsunuz. Dolabın yanında yatağı var. Aslında bu Deniz'in odasının dolabı değil. Fakat Deniz'in yatağının yanı açık olduğu için uyuduğunda çok hareketli ve aşağıya düşme riski oluyor. O yüzden yatağının yanına koyduk ki biraz daha böyle blokaj olsun. Deniz aşağıya yuvarlanıp düşmesin yatağından. Deniz uyuturken ben yanında oluyorum genelde. O yüzden oturmak için kendime böyle yer minderleri hazırladım. Hem Deniz'le oyun oynarken de bu yer minderlerini çok fazla kullanıyorum. Dolabında neler var hemen onu da göstereyim sizinle. Umarım düzenlidir. Birkaç çekmece açalım. Burada Deniz'in oyun hamurları. Bunlar aslında benim salata kaşıklarımdı ve mutfakta yemek yaparken kullandığım tahta kaşığım, spatulamdı. Fakat artık Deniz'in oyun hamuru için pizza yaparken kullandığımız kürek oldu. Bunlarla pizza yapıp fırına veriyoruz. Burada Deniz'in babası için doğum gününde aldığım bir albüm var. Deniz'in babasıyla olan fotoğrafları var. Bunu karıştırmayı Deniz çok seviyor. O yüzden böyle yatağının yanına başucuna koyuyorum. Burada bardak altlıklarımız var. Uyumadan önce bir sürü bardak süt içiyoruz, su içiyoruz. O yüzden bardak altlıkları her zaman yatağımızın başucunda bulunuyor. Yatağımız bu şekilde. Hala Deniz'in bebek yatağını kullanıyorum. Çünkü boyu daha sığıyor ve daha büyük bir yatağa henüz ihtiyacım yok. Ayrıca büyük bir yatak alırsam bir iki yıl sonra Deniz onu yeniden değiştirmek isteyecek diye düşünüyorum. Daha çocuk oldukça ve bilinci daha da geliştikçe kendine özel zevkleri gelişecek ve muhtemelen arabalı ya da uçaklı ya da korsanlı bilmiyorum artık farklı bir yatak isteyecektir. O zamana kadar Deniz içinde içine sığdığı sürece bu yatağı gayet güzel kullanmaya devam ediyoruz. Yine devam edelim. Bu eski evden de belki sıkça gördüğünüz videolardan Deniz'in büyük şifonyer dolabı. İlk başlarda bütün eşyalarını sadece bu dolaba sığdırıyordum. Gardırop gibi aslında bir şeye hiçbir ihtiyacım yoktu. Çünkü yeni doğduğu dönemde o zamanlar Deniz bebekken askıya asabileceğim bir eşyası yoktu. Her şeyini katlayıp bu dolabın çekmecelerine sığdırıyordum. Şimdi bir dolap da aldık. Onu daha sonra göstereceğim. Ama bu dolapta neler var? Çekmeceli dolapta hemen göstereyim. Burada böyle çarşafları, battaniyeleri, pikeleri, örtüleri var. Nevresimleri var. Çekmece düzeniyle ilgili de benim çok işime yarayan bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Kıyafetlerini son zamanlarda bir videoda görmüştüm. Bu şekilde dik dik yerleştirmeye başladım. İnanılmaz pratik oluyor. Çünkü aradan bir şey aldığım zaman diğerleri dağılmıyor ya da şekilleri, yerleri bozulmuyor. Aynı şekilde böyle yerleştirmek de çok kolay. Hem nerede ne var çok daha rahat bir şekilde görebiliyorum. O yüzden olabildiğince her şeyi böyle dik yerleştirmeye çalışıyorum. Şunlar hariç. Umarım bu pratik bilgi sizin de işinize yarar. En alttaki çekmeceleri Deniz'in de rahatça alabileceği eşyaları koydum. Çorapları var, eldivenleri, bereleri, şapkaları. Bunları Deniz kendi de alabiliyor. Hani sadece benim almama muhtaç olmasın diye Deniz'in ulaşabileceği yerlerde, ulaşabileceği şeyleri koymak istedim. Mesela burada çekmecesinde oyuncakları var. Bu çekmece müzik aletlerimizin çekmecesi. Müzik saati yaptığımız zaman bu çekmeceden Deniz istediği oyuncağı kendi alabiliyor. Almak ister misin bir şey? Ne almak istersin? Piyano mu almak istersin? Tamam, alabilirsin. Deniz'in piyanosu var. Burada yine Deniz'in boxerları, bodyleri, eşyaları var. Aldım. Müzik yapacağız Deniz'le biraz. Dans. Dolabın üzerindeki boş duvarı bu şekilde tablolarla değerlendirmek istedim. Bu resimleri kardeşim yapmıştı Deniz daha doğmadan önce. Ben çok seviyorum. Hem renkleri hem de şekilleri çok hoşuma gidiyor. Yine devam edelim. Bu taşıdıktan sonra aldığımız bir eşya. Deniz artık büyüyünce daha fazla askıya asılabilir eşyaları oldu. Böyle montlarını, sweatshirtlerini, kazaklarını, tişörtlerini buraya asıyorum. Böyle kullanıyorum. En üst tarafta Deniz'in küçük kıyafetleri var. Onları böyle depoladım. Alt taraftaki boş alanı da tabii Deniz'in kıyafetleri çok yüksek olmadığı için bir sürü boş alan kaldı. Burada da böyle legolarını koyduğumuz bir kutumuz var ve ayı bobolarını buradaki boş alana koyduk.
Yine gardrobun altındaki çekmeceyi denize rahatça erişebileceği şekilde istediği zaman istediği oyuncağı, kitabı kendi alsın diye bu tarafa kitaplarını koydum. Buraya da yine oyuncaklarını koydum. Kitaplarını aynı zamanda dışarıya da koyuyorum. Şurada bir kitaplık gibi bir kullandığımız bir raf monte ettim. Alçak olmasını özellikle istedim ki Deniz istediği zaman istediği kitabı kendi alabilsin. Her kitabını buraya koyup çıkarmadım. O zaman bıkıyor. Bazı kitapları o yüzden bu dolabın içine koyuyorum. Ara ara haftada bir bunların yerlerini değiştiriyorum. Çünkü bir kitaptan bıktığı zaman o kitaplara genel olarak ilgisi azalıyor. Fakat yerlerini değiştirdiğim zaman yeni bir kitap, uzun süre görmediği bir kitapla karşılaşınca çok meraklanıyor ve sanki yeniden o kitabı almışız gibi heyecanla okumaya başlıyor. Yine ilgi gösteriyor. Yine devam edecek olursak, buradaki duvarda böyle bir IKEA'dan aldığım ve inanılmaz memnun kaldığım bir ressam panomuz mu diyeyim, böyle bir Deniz'in oyuncağı var. Burada farklı farklı kalemlerimiz var ve buradaki kağıda resimler yapıyor. Şahane sanatsal çalışmaları görebiliyorsunuz. Bunun güzel tarafı bu kağıdı doldurduğumuz zaman koparıyoruz ve yeni kağıt çıkıyor. Şu şekilde ruloyla istediğimiz kadar bittikçe oradan kullanıyoruz ve yeniliyoruz. Hoş geldin. Gel resimlerini anlatalım. Gel resimlerini gösterelim. Gel gel bak resimlerini gösterelim. Buradan böyle kağıtları, resimlerimizi çıkarıp böyle koyuyoruz. Deniz istediği resmi yapabiliyor. Resim yapmak ister misin? Annem. Sen mi alacaksın? Al, al bakalım. Bunun altında Deniz'in daha nadir kullandığı aktivite masamız var. Altı boş olduğu için bu şekilde farklı oyuncakları koymak için değerlendirebiliyorum. Burada büyük bir tırımız var. Tabii erkek çocuk olduğu için işin doğası gereği kamyonlara, tırlara çok daha ilgili. O yüzden tabii ki bir sürü oyuncağımız, kamyon, tır, kepçe, traktör vesaire. Burada böyle bir sepetimiz var. Bunun içine toplarını koyuyoruz şimdilik. Çok fazla topu olduğu için topları için ayrı bir sepet tutmam gerekti. Burada sadece 4 tanesini görüyorsunuz. Diğerleri evin her bir tarafına dağılmış, yayılmış durumda. Burada bir küçük masası var. Çocukların kendi boyunda bir masa ve sandalyelerin olması çok önemli. Özellikle aktivite yaparken. Çünkü kendinizi düşünün. Ben mesela çok küçük bir masaya oturduğum zaman çok rahatsız oluyorum. Deniz'in masasına oturduğum zaman. Aynı şekilde çocuklar da büyüklerin masasına oturdukları zaman kendi ergonomilerine uygun olmadığı için, kendi vücutlarına göre tasarlanmadığı için boyutu çok büyük geliyor ve tabii ki çok rahatsız oluyorlar. Kendilerini o dünyaya ait değilmiş gibi hissediyorlar. O yüzden odada olabildiğince eşyaları Deniz'in boyutunda masa, sandalye olacak şekilde organize etmeye çalıştım. Yine bana ya da herhangi bir yetişkine muhtaç olmayacak şekilde çekmecelerden, dolaplardan, kitaplıktan istediği eşyaları, oyuncakları, kitapları kendi alabilsin diye her şeyi alçak ve erişebildiği seviyede tutmaya gayret gösterdim. Tabii ki tehlikeli ve kırılacak şeyleri veya çok oynamasını istemediğim şeyleri yukarılara alıyorum. Ama onun dışında çorapları, oyuncakları, kitapları olabildiğince aşağılarda, alt seviyelerde yerleştirmeye çok çok özen göstermeye çalışıyorum. Yine devam edecek olursak bu masamızın, Deniz'in masasının üzerindeki bu alanda böyle basket potamızı koyduk. Deniz daha önceki videolardan belki hatırlarsınız, toplara inanılmaz ilgili. Özellikle futbol ve basketbol oynamayı çok seviyor. Voleybol da var. O yüzden kalelerimiz var. Ayrıca bu şekilde bir basket potamız var. Karşısına geçip de bol bol basket atıyoruz bu potaya. Futbol demişken bir şey daha göstereyim. Şu şekilde gardırobun üzerine koyduğumuz kalelerimiz var. Bunları şimdi açsam mı bilmiyorum ama neyse size göstermek için açayım. Aslında böyle çok küçücük görünüyor. İnanılmaz güzel. Bu hediye gelmişti. Kürşat abisi sağ olsun hediye etmişti Deniz'e. Şöyle açtığınız zaman bildiğiniz gayet kocaman bir kale oluyor. Bunu salona ya da odasına koyuyoruz ve çift kale maç yapıyoruz. İçinde iki tane var. Futbolu bu kadar çok seven bir çocuk için inanılmaz güzel bir oyuncak. Siz de merak ediyorsanız almak isterseniz şöyle ürünün detaylarını da göstereyim. Kaplaması da çok kolay. Kalemiz bu şekildeydi. Ben katlarken
Aslında Deniz'in oyuncakları ile ilgili ayrı bir video çekmek istiyorum. Çünkü 2 yaşına geldiğimiz zaman oyuncakları farklılaştı, çeşitlendi, şekillendi, biraz değişti. Nelerle oynuyor, ne tarz oyuncakları var, neleri ben faydalı buluyorum. Sizinle ayrı bir videoda da ayrıca paylaşmak isterim. Hızlıca devam edip Deniz'in odasında başka neler var? Hemen onları gösterip bitireyim. Burayı kesersin. Masamız demiştik. Masanın yanında yine böyle yastıklarımız ve minderlerimiz de var. Deniz'le birlikte oyun oynarken ben Deniz'in seviyesine inmeye çalışıyorum ve şu minderlere böyle oturuyorum. Ay, çok rahat oluyor. Çünkü onun masasına oturamıyorum. Oturduğum kırıldı. O yüzden kendim böyle minderler yaptım. Minderlere oturuyorum. Deniz'in odası bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Size de umarım değişik fikirler vermişizdir. Eğer herhangi bir yorumunuz varsa lütfen bizimle paylaşın. Dediğim gibi oyuncaklarla ilgili ayrı bir video yapacağım. İsterseniz kitaplarını da ayrıca başka bir videoda anlatabilirim. Biz size şimdilik hoşça kal demek istiyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ama bir dakika, videoyu bitirmeden önce lütfen eğer hala kanalımıza abone değilseniz sağdaki Acemi Anne logosunun üzerine tıklayarak lütfen kanalımıza abone olun. Ayrıca pek çok farklı konuda farklı videolarımız da var. Diğer videolarımızı izlemek isterseniz sağ yukarıda, aşağıda, solda, sağ burası sol oluyor size göre. Solda, yukarıda, aşağıda, sağda pek çok videomuz var. Dediğim gibi izleyebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir hoşça kalın der misin? Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın de. Kendine iyi bak. Bizi izlemeye devam et de. Kanalımıza abone ol de. Kanala abone ol de. Bu. Yok. Kanala abone ol demedi. Olmayın. İstemezseniz olmayın. Ama olursanız tabii ki daha güzel olur. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşürüz.